Herkese merhaba. Bu videoda mimar çevre analizlerinden en kolayı olan dolu boş analizini göstereceğim. Eğer elinizde seçili arsanın AutoCAD haritası varsa dolu boş analizini bu yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. İlk olarak AutoCAD'ten Ctrl+P'ye basarak çıktı alma komutunu aktifleştiriyoruz. Sonrasında bu kısımdan seçmek istediğiniz kağıt boyutunu ve ölçeğini ayarlayabilirsiniz. 1/1000 ölçek almak istediğim için buraya 1 yazıyorum. AutoCAD'den Photoshop'a ölçekli çıktı alıp aktarma ile ilgili videoya da yukarıdaki karttan bakabilirsiniz. Plot Style Table kısmını monokrom seçiyorum. Böylece layer'ların rengini görmeyeceğim. Sonrasında OK'ye basarak kaydediyorum. Kaydetmiş olduğum PDF dosyasını Photoshop'a sürükleyerek atıyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum ve Paint bakıt aracını kullanarak bunu beyaza boyuyorum. Sonrasında getirmiş olduğum haritanın altına sürükleyerek bunu arka plan olarak kaydediyorum. Bu layer'ı yanlışlıkla silmemek için buradaki kilit işaretine basarak kilitleyebilirsiniz. Sonrasında bu analizi yaparken Magic Wand aracını kullanacağız. Çoklu seçim yapabilmek için ekranınızın sol üst kısmında bulunan buradaki simgeye basmanız gerekiyor. Sonrasında burada bulunan bütün binaları tek tek seçiyorum. Bu işlem biraz zaman alacağı için videonun bu kısmını hızlandıracağım. Sonrasında bu kısımları siyah boyayacağız. Oldukça kolay bir analiz tipi. Yalnızca bina sayısına göre biraz zaman alabiliyor. Binalarınızı seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan Adjustments ayarlarından Solid Color'ı seçerek seçmiş olduğunuz alanları boyayabilirsiniz. Sonrasında eklemek istediğim alanlar için yeniden haritamın bulunduğu Layer 1'e tıklıyorum ve eksik olan binaları da ekliyorum. Seçmiş olduğunuz binaları oluşturmuş olduğunuz Layer maskesine eklemek için bu kısımdan Layer maskesine tıklıyorum. Ve aktif rengim beyazken Paint bakıt aracıyla bu kısmı beyaza boyuyorum. Yani layer maskesinde beyaz renk seçiliyken binaların görünür olmasını sağlıyorsunuz. Eğer layer maskesiyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Bu analizi yapmanın bir farklı yolu daha var. Bunu da bir sonraki videoda göstermeyi düşünüyorum.
sonraki videoda görüşmek üzere.